Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kandaşlarım, bütün soydaşlarım, Türk Turan dünyamız, saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar. Her zaman söyleriz. Tarih bilmek, imtiyazlı olmak demektir. Gerçek Türk tarihini bilmek, Turan tarihini bilmek, imtiyazlı olmak demektir. Bunu bir yazın bir kenara. Farkındalığınız vardır. Diğer insanlara göre her zaman farkındalığınız vardır. Çünkü neyin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Gelecek zamanı, bugünü, geleceği bilirsiniz. Bugün cumartesi sohbetimiz ne üzerine olsun dedik. Arkadaşlar bugün şey konuşalım da canım. Sen söyle. Tamilleri konuşalım. Yani Dravidyenler. Onları konuşacağız. Biz onları konuşalım. Ve oradaki bazı grupları konuşuruz yani. Arkadaşlar, Tamiller, Dravidyenler Türk Turan ailesindedir. Konuştukları dil Türkçenin bir hecesidir, lehçesidir yani. Umut verin, Türk Turan dili, Türk dili 41 lehçeden oluşur. Hatta fazlası bile vardır yani. Bunu ulu insan hep söylerdi yani, Kazım Müşan söylerdi. Bunların bizde aynı bizim soyumuzdan gelirler ya. Yani. Tamiller, Dravidyenler. Bunlar Hindistan'ı kuranlardır yani. Ve çoğunluğu yanılmıyorsam çoğunluğu Sri Lanka'da yaşar. Sri Lanka'da. Benim burada gördüğüm bazı Tamiller vardı yani. Onlarla konuşma fırsatım oldu benim. Bu konuyu biraz konuştuk yani. Özellikle tarih konusu. Siz dedim Turan'ı biliyor musunuz? Düşündü biraz. Turan'ı biz biliriz dedi ya. Neyin ne olduğunu çok iyi farkındalar ya. Çünkü yapıları, karakterleri bize çok benzerler ya. İnatçıdırlar. Savaşçıdırlar. Zaten çıkartıyorsunuz bazı şeyleri, biliyor musun? Öyle dil konusuna geldik ya. Kendi dil konusuna. Çünkü bazı kelimeleri sorduğum zaman, ya ben araştırırım. Çünkü araştırmayı çok severim ya. Derinliğine inerim ya. Bazı kelimelerin ne kadar benzediğini görüyorsunuz yani. Bazı kelimelerin çok benzediğini görüyorsunuz. Ki orada yaşamana rağmen. Aynı şekil şeyde de böyledir. Lemüryenler. Bu Lemüryenlerin en çok yaşadığı yer Endonezya, Malezya, Singapur, Avusturya. Avustralya'da olması lazım. Bunlar bizim akrabamızdır ya. Lemüryenler. Şimdi özellikle ben bir şey anlatmıştım yani. Bu Atlantis Mu kıtasında geçen o taslak üzerine yapılan araştırmalarında geçen en çok Lemüryenlerdi yani. Çünkü o zaman arkadaşlar rahat rahat geçiyorlarmış ya. Ki dört tane kırılma olduğu zaman yani. Dört tane büyük. Siz söyleyin. İşte tayfunlar, kasırgalar, depremler olduğu zaman dört büyük afet olmuş yani. En son bugünkü haline almış yani. Dünya şekli en son bugünkü haline almıştır yani. Ki Atlantis kıtasının çökmesi yani. Çünkü o zaman hep birbirine çok yakın yani. Çünkü o zaman ben onu dört harita üzerinden anlatmıştım yani. Ne kadar birbirine yakın ya. İstediği bir yer gelip geçiyorlar. Çünkü Atlantis kıtasında şey çok önemliydi yani. Orası Turanların evrimin geçirdiği yerdi ya. Turanlar, Akatlar. Semitler de orada. Trabistler orada. Lemüryenler orada. Bakın. Evrimin geçirdiği yerdir orası ya. Çünkü orada yüz binlerce yıl yaşam devam etmiştir ya. Yeni buluşlar, matematik, işte metafizik,
astroloji. Tabi arada, unutmayalım, arada buzul çağları. Ki arada buzul çağları. Çünkü Atlantis'in, yani bunun kuzeyi buzul. Orada yaşayan insanlar var. Orada yaşayan insanlar var. Ve bu iklimden dolayı insanlar renk, yani renk olarak özellikle kuzeyde yaşayanlar şu anda Grönland dediğimiz yerler. İzlanda'sı, Grönland o kısımda zaten daha önce hep Atlantis'e bağlı olan yerlerdi ya. Bitişik yerlerdi hepsinin. Orada yaşayan insanlar vardı ya. Ve buradan devamlı bazen göçler oldu güneye doğru. Ta aşağı Şili'ye kadar düşünün arkadaşlar ya. Ta aşağı Şili'ye kadar ya. Buradan Avrupa'ya geçişler, öbür tarafta Asya'ya geçişler, Afrika'ya geçişler hep devam etmiştir. Tabi bu arada, dedim ya, oranın hakimi Toltekler. Toltekler, akrabamız olan Toltekler. Oranın yöneticisi onlardı ya. Altta Turanlar. Ki orada birbirini sevmeyen iki grup var. Birbirini sevmeyen iki grup var. Orada çok iyi anlatmışlar ya. Akatlar ve Semitler. Burada da şey anlatmıştı. Yanılmıyorsam Bilgin Elias Regno anlatmıştı. O anlatmıştı. Akatlar bundan 100 bin sene önce Semitlere son darbeyi vurdu der ya. Son darbeyi vurdu. Onları tamamen yok etti der ya. Akatlar. Bu da Muktas'ın olur ya. Daha sonra Akatların gelip Mısır'a yerleşmeleri milattan önce bundan 80-90 bin sene önce yerleşmeleri ve 80 binlerden sonra tamamen oralara hakim olması ya. Hakim olması, Anadolu'yu kurmaları Akatların. Akatlar Türk Turan'dır. Gelip Anadolu'yu kurmaları. Ve hatta her zaman söylerler ya. Akatlar genellikle evliliklerini Tatarlarla yaparlardı. Akrabası olan akrabanın Tatarlarla yaparlardı ya evliliklerini. Bunu özellikle belirtmişlerdir ya. O zamanki antropologlar ya. Bu Tamillerin de Hindistan'ın kuruluşunda çok büyük emekleri vardır. Çok büyük emekleri vardır. Unutmayın, Hindistan'ın kuzeyi olduğu gibi arkadaşlar buralar Tatar yeridir. Yani, unutmayın. Tatarların yeridir. Yani. Tatar demek Türk demektir. Tatar demek Türk demektir. Bunu unutmayın. Yani. Japonya'dan, bakın Mançur'dan, Kore'den, Çin'den, bütün o ülkeler, Vietnam'ın tutun arkadaşlar, Kamboçya'sı, Vietnam'ı, buralar hep Türk Turan'dır. Turan ülkelerdir bunlar hepsi. Bunu şey çok güzel anlatmıştır yani, bunun çevirisi yapılması lazım yani, Çin'in çevirisi yapılması lazım. Edward Şaman, arkeolog, ekibiyle beraber yapmış oldukları araştırmayı çok anlatmıştır. Çok güzel anlatmıştır ya. Çok kitapları vardır bunların ekiplerinin. Bunların hepsi çevrilmesi lazım ama inanılmaz kitaplar var arkadaşlar ya. İnanılmaz kitaplar var. Bunların çevrilmesi lazım ya. Ki orada yapılan bir de kazı çalışmaları var ya. Çin bölgesinde Uygurların olduğu yerde, Japonya'da, Manchur'da hep çıkan, ortaya çıkan her şey Tatar'dır ya. Zaten Japon Denizi'nin o zamanki ismi Tatar Denizi'dir ya. Tatar Denizi'dir. O Çin Denizi diyor işte. Orası Tatar Denizi zaten. 19. yüzyıla kadar ya. Çünkü o haritada koyalım da bir gün. O haritada koyalım. Ki 1247 yılındaki o harita, 1247 harita çok değerli bir haritadır. Vatikan haritası yani. Plan de Carpin. Çünkü içine hepsini alır. Çin alır. Hindistan alır, Afganistan'ı, İran'ı, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'a kadar gider arkadaşlar. Kuzeyde
İskandinavya'ya kadar gider. Avrupa'ya alır yani. Buraya verdikleri isim, bütün buraya verdikleri isim Batı'nın yani. Vatikan'ın vermiş olduğu isim. Bütün haritanın ismi Grand, Grand Tartarian. Grand Tartarian haritasıdır ya. Grand Tartarian haritasıdır. Aynı şekilde Amerika'da geldik. Aynı şekilde Amerika'da. Burada milletçimiz, burada karışımlar oldu. Karışımlar kimlerle oldu ya? Nasıl ülkelerin oluştuğunu, nasıl ülkelerin oluştuğunu yani. O zaman halkların nasıl oluştuğunu yani. Onun için ben bazen konuşurken derim yani, ya çıkar derim rahatlıkla 6-6,5 milyar Türk Turan rahatlıkla çıkar diyorum ya. Soyundan gelen, soyundan gelen, Türk Turan soyundan gelen bu kadar insan rahatlıkla çıkar diyorum ya. Bakıyorsun Amerika aynı şekil, Çin aynı şekil, Hindistan aynı şekil, Rusya aynı şekil, ne bileyim, Avrupa aynı şekil. Avrupa aynı şekil, değişmiyor. Bu şeyler bize çıkar ya. Libya, Fas, Cezayir, Mısır. Hepsi bize çıkar bunların. Hepsi bunlar Arap değildir. Bunlar Arap değildir. Bazen bakıyorum işte. Bazen bakıyorum. Değerli çalışmalar var. Çok inanılmaz bir şekilde. İşte bazı kaç tane tarih kanalı gösteriyor. Gösteriyor çünkü İspanya'daki mağaraları gösteriyor arkadaşlar. İspanya'daki mağaraları gösteriyor yani. Mağaranın içlerini gösteriyor. Mağaranın içlerindeki desenleri, çizimleri, el işaretlerini hepsini, geyikleri, koçlar hepsini gösteriyorlar arkadaşlar ya. Ya tarih 40 bin senelik ya. 40 bin senelik düşebiliyor musun ya? Bir içinde buldukları eşyalar, o muhteşem heykeller, ufacık heykeller ya. Ya parmak kadar heykeller var. Onları koyamıyoruz çünkü adamlar gitmişse çekim yapmışlar yani. Özellikle National Geographic ya. National Geographic orada çekimler yapmış yani. Ekipler haline gidiyor ama ya. O heykellerin yani, ya parmak kadar heykeller ya. Ama nasıl işlemişler? Muhteşem bir şekilde. Ya 25 bin yıl önceki, 25 bin yıl önceki heykeller ya. Muhteşem bir el işçiliği. El işçiliği ya. Ama bakıyorsunuz bütün heykellerin gözleri hep çekik böyle. Hepsi çekik. Hep çekik de hepsi. Bazen seyretme imkanım oluyor. Bakıyorum böyle. Ya gerçekten dedim şunları Türk dünyamıza da gösterseler ya. Görselse insanlar seyretse yani. Görseler. Çünkü bahsedilen tarihler 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin senedir arkadaşlar. Ki bir de o zamanki insanların ne kadar ileride olduklarını, bakın ne kadar ileride olduklarını söylüyorlar. Düşün. Gene geçenlerde bir şey oldu. Bilmiyorum yani anlattım anlatmadım ya. Yine aklım, birden geldi de aklıma. Onu söyleyeyim. Bir tane adam birisi, ünlü bir antropolog, geçtiğimiz aylarda ölüyor. Antropolog. Dünya ünlü birisi ya. Söylemiştim galiba, unuttum ama. Tekrarlayayım bunu. Adam, ya kardeşim bir de şu var. Adamlar ölmeden önce söylüyor ya. Nasıl anlamadım bir şey. Ya diyor, Mayalar diyor. En ileri toplumdu diyor. En ileri toplumdu. Ama diyor, biz bunu sakladık diyor. Sakladık diyor. 250 seneden beri diyor. Sanki her şeyi biz bulmuş gibi ya. Batılılar diyor. Sanki biz bulmuşuz gibi diyor. Mayalar diyor, inanılmaz bir şekilde ilerideydi diyor. İnsan haklarında. Eşitlikte diyor. Soyluyla diyor. Kölenin hiçbir farkı yoktu diyor. Hiçbir farkı yoktu. İnsanlar inanılmaz bir şekilde özgürdü diyor. Kadınların yeri diyor. Kadınlar tam baş tacıydı diyor. Ülkelerini yönetirlerdi diyor. Ama biz bunu 250 seneden beri sakladık diyor. Yani. Başka bir hikaye yazdık diyor.
Bu dünya ünlü antropolog. Ya bir üzülüyorsun yani. Arkadaş şimdi daha önce niye söylemedin bunları? Daha önce niye bunları açıklamazsın? Anlatmazsın? İnsanları bilgilendirmezsin? Ya burada da şu ortaya sonuç şu çıkıyor. Demek ki bir inanılmaz bir baskı var yani. Bunların üzerinde inanılmaz bir baskı var. Aman söylemeyin. Aman söylemeyin. Aman söylemeyin ya. İşte burada dediğim gibi bu uygarlıkların her zaman söylüyoruz altında Türk Turan vardır. Temeli Türk Turan'dır bütün uygarlıkların arkadaşlar. Çünkü aklı zekayı geliştiren toplum olduğu için zekayı geliştiren olduğu için her zaman nereye giderseniz gidin o toplumda Türk Turan çıkar. Anneleri, görenekleri, türleri çıkar ya. Şaşırmayın. Şaşırmayın diyor bak. Çünkü öyle bir şey ki o zamanlar anneleri yetiştiriyor bundan milat 600 mi önce ya. Anneleri yetiştiriyor çocuklarını ya. Kız çocuğunda, oğlan çocuğunda savaşçı olarak yetiştiriyor biliyor musun? At eğitimi verdiriyor. Ata binme eğitimleri, savaş eğitimleri. Anne hazırlıyor her şeyi. Anne düşünüyor musun ya? Baba ev işlerine yardım ediyor. Baba ev işlerine yardım ediyor ya. Hatta öyle bir şey oluyor ki köle çocukları bile hiç değişmiyor. Aynı aile içinde ya. Aynı aile çocuklarla beraber oturup aynı şekilde yaşamını sürdürüyorlar. Hiçbirinden farkı yok. Onlar da eğitimden geçiyorlar. Bu gelenek devam ediyor. Mayalarda da devam ediyor. Azteklerde de devam ediyor. Onun için köleyle soyluluğun hiç farkı yoktur. Ama şu an her zaman Türk Turan töresine göre yetiştirilir. Hani insan ayrımı yoktur. Onu söylemek istiyorum. İnsan ayrımı asla yoktur. Arkadaşlar bunu söylemek için yaptım. Ya işte oralar gerçekten muhteşem yerlerdi ya. Aslında bir diyelim oralar gidip ziyaret etmek lazım tekrar. Biz Covid olmasaydı oralar gidip görmek lazım. Ziyaret etmek lazım, bakmak lazım, görmek lazım. Ki özellikle Yucatan'ı. Ah orada neler var. Ben daha önce gittim oraya. Seneler önce gittim. Gidip oralara güzel bir gözlemlemek lazım. Çünkü medeniyetin ne kadar ileride olduğu yerlerdir orası. Oralar yani. Ve bu şekilde her zaman karşılıklı geçinerek uygarlıklar kurulmuştur. Ve bütün uygarlıkların altında Türk Turan vardır. Unutmayın. Ve üstte her zaman kuzeyin atalar Tatarlardır. Hatta Akatlardır. Değil mi? Mısır kurulmuştur. Her yerde. Sonra gelen bütün uygarlıklar, beylikler, hepsi boylar teker teker gittikleri yere yerleşmişlerdir. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Çok önemli şeylerdir yani. Bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü dedim ya, Türk Turan tarihini asla bitiremiyorsunuz ya. Asla bitiremezsiniz ya. İmkanı yok ya. Ben 1000 defa geçsem de dünyaya yine bitiremem ya. Dedim ya kitapların sayısı milyonlara geçiyor. İnanılmaz bir şekilde. Belki daha da fazla vardır. Bunları hep çıkartacağız. Teker teker elimizden geldiği kadar zamanımız olduğu müddetçe bu şekilde anlatacağız yani. İnsanlarımıza tarihimizi sevdireceğiz. Onlar da öğrensinler yani. İşte bugün konumuz Tamillerdi. İşte Tamiller ailemizdendir. Yani Tamil ailesi, Dravidyenler ailemizdendir. Hindistan'ın kuruluşunda büyük katkılar olmuşlardır. Bunlar Turan'dır. Turan halkıdır yani unutmayın. Onun içinden gelirler. Dilleri bize çok yakın. Türk dildir yani. Turan dildir. Dilleri. Bugün onu konuşalım dedik bu cumartesi akşamı. Hem de biraz iyi oldu. Güzel. Konuştuğumuz bazı şeyler hep belleklerde kalmalı lazım. Yazmayız bir ki. Yazalım kenara bunların hepsini. Teker teker yazalım. Unutmayalım. Arkadaşlar çok yerlerde Türk beylikleri vardır. Boyları vardır. Kalmışlardır. Yaşamdan devam ediyorlardır yani.
yaşamına devam ettirdi. İşte bunu örf annelerden görebiliyoruz yani. Örf annelerden görebiliyoruz. Ben burada hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir sohbet programında görüşürüz tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Türk Duran Dünyamız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yüreğimdesiniz. Hoşça kalın.